sizlere, Sayın Osman Bozlu'ya çok teşekkür ediyoruz. Sorgulamamızda bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Önce öğretmenimin başlaması gerekir ama bağlı işi ona bırakmak için ben başlayacağım söze. Kıyasları ile ilgili yeniden ısıtma ısıtma konuşma değil, aslında kıyasları kapatılmamıştır. Şöyle diyeyim. Kapatılan fikirler, düşünceler, eylemler bir daha yaşarlığını sürdüremez. Kıyasları açılalı 62 yıl olmuş, kapatılalı 56 yıl geçmiş. Buna karşın Türkiye hala Keynesçilerini tartışıyor, onu sorguluyor. Dün Keynesçiler günah keçisi sayılırken bugün üniversitelerde günü Keynesçiler üzerine ta binalarına varıncaya kadar master tezleri, doktora tezleri yapılıyor. Geçen gün gazetede okudum, Marmara Üniversitesi'nde böyle bir etkinlik var. O zaman Türkiye bir şey arıyor. Köyüncüleri kurum olarak belki kapatılmıştır. Ama misyon ve düşünce olarak kapatılmadığı ortada. Bir diğeri, burada köyüncülerin gündeme yeniden düşmesi sadece köyüncü çıkışlıların etkinliğinden, verimli olmasından, yiğitliğinden dolayı değil. 1940'ların köy okullarına gelen köy enstitüsü, köy çocukları birer kahraman olamazlardı. Rezervleri zaten buna müsait değildi. Öğretmenim kusura bakmasın ama ben kendimden başlayarak bu sözü söylüyorum. Sıradan bir adam. Orta derece zekam olduğunu zannediyorum. O da benim vehmim. Buna rağmen buradan birçok insanlar yetişmiştir. Toplumda sorma, sorgulama yönünde bir takım etkinlikleri, sürtüşmeler olmuş, bunların bedellerini ödemişlerdir. Ama köyüncülerin yeniden gündemde kalması başka bir şeydir. Geçen yıl Malatya'ya çağırdığım zaman orada konu söyledim bunu. Ve o konuşmaya da ağlayarak başladım. Çünkü o köy çocuklarının yaptığı binalar yıkılmıştı, onları görmeden bak keşke konuşmaya başlasaydı. Oraya belki öğretmenim değinir, anlatır. Şimdi köyüncülerin ilginin temelinde yatan Kurtuluş Savaşı felsefesinin üstüne temellenmiş Türk aydınlanmasından, Atatürk düşüncesinden geriye dönüştür. Mustafa Kemal'e özlendir. Bugünkü çarpık eğitime tepkidir köyüncülerine karşı ilgi. Biz bundan, dün bizi adam yerine saymıyorlardı, bugün arıyorlar. Köylerde bile gezemizken, koca kentlerde konuşmaya çağırmış, çağırıyorlar diye övünç payı çıkarmıyoruz. Keşke köy enstitüleri üzerinden Türk eğitimi aydınlanmasını, çağı yakalamasını devam ettirseydi de biz tarihin sayfalarında yahut o yazılmayan sayfalarda o dönemde görevini yapmış birer öğretmen olarak, insan olarak kalsaydık çok mutlu olurduk bundan. Türkiye Cumhuriyeti'nin ayıplarından biri köy enstitülerini kapatmasıdır. Ama kapatılan yalnız köy enstitüleri değildir. Yetişenleriniz bilirler yahut dinlemişlerdir. O zaman liselerde kamp ve kamp canjaklısı okunurdu yardımcı klasiklerle birlikte. Felsefe vardı, mantık vardı, tartışmalar vardı. O zaman köy enstitüleri o zamanki eğitim dizgesinin içindeki kurumlardan bir tanesidir. Özgünlüğü nedir? Farklılığı. Farklılığı şu. Kentlerdeki olanaklara sahip değil. Devlet yoksul. Halk bitkin. Kendi kendinin göbeğini kesen köy çocuklarıyla kendi kendini işleten öğretim kurumları. Öğretmenimin alanına girmemek için orayı fazla açmıyorum. Oradan gelmiş olmaları, bir de dilsizin dilinden sahibi en iyi anlar düşüncesiyle köy toplumundan, en alttaki toplumdan gelmiş, onun düşüncesini bilen, onun yoksulluklarının karşısında duraksamayan, onu kendi sayan, kendi türküsünü kendi söylemekte zorluk çekmeyecek insanlar yetiştirilmesidir. Şimdi Türkiye'nin içinde bulunduğu durum o
eğitim dizgesini yitirmesindendir. Burada konuşmamızın içinde geçecek ama peşin olarak şunu söyleyeyim. İmam Hatipli çocuklar ile biz aynı sosyal katmandanız. Onlar da köylü çocukları. Şimdi Ali Dündar öğretmenim 1922 veya 23 doğumlu olacak. Ben 29 doğumluyum. Yaş gereği bizim gerici olmamız, çağı kavrayamamamız gerekirdi. O çocukların gerici olması gerekirdi. O zaman, öyleyse o zamanki eğitimin Türkiye koşullarına, Türkiye'nin isterlerine uygun bir tarafı vardı ki bu kadar yıllar sonra o eğitim kurumları aranıyor. Ondan sonraki tersine dönüşün bir yanlışlığı vardı ki yaş itibariyle bizden daha ileride olması gereken o çocuklar, ki bizim o çocuklar hasmımız değil, yazgıdaşımız, katlandaşımız, o çocuklar geriye gitmişler, onlara acıyarak Türkiye'deki ters politikalara tepkidir bu. Öyle meseleye bakıyoruz, öyle koyuyoruz. Şimdi biz öğretmenimle konuştuk. Ali Dündar'a ben öğretmenim derken sadece söz olsun, saygı olsun diye söylemiyorum. Ağzımı doldura doldura söylüyorum. Sınıfta öğretmenimiz yok ama yüksek öğrenciden bize stajyer olarak gelmişti. Düşüncesiyle, önderliğiyle, yazdıklarıyla ben onu gerçekten öğretmenim sayıyorum. Ve sıkıştığım anda da gecenin bir yarısını da açıp telefonda ondan yararlanıyorum. Öğretmenim Köyüster'in felsefesinin niçin kurulduğuna değin diye değinecek. Ondan sonra bana söz kalırsa ben de niçin kapatıldığını kısaca değinmek isteyeceğim. Siz benim söylediğim konularda işleyecek olursanız ben sizi burada saygıyla dinlerim. Buyurun sevgili öğretmenim. Sağ olun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu yağmurlu günde ak saçlı insanlar, hep ak saçlı insanlarla konuşuyoruz. Bu tür şeyleri gençler iltifat etmiyorlar. Yani tarihe herhalde bunlar tarihi başka türlü mü görüyorlar ya da hiç mi görmüyorlar? Yani bir tarihsel sapma var. Eskiden hep gençler gelirdi böyle toplantılara. Onlar işte ne oluyor, ne bitiyor gibi şeye meraklanırlardı. Şimdi hep ak saçlı insanlar geliyor. Onlara şey diyoruz, nereye gitsek onlarla karşılaşıyoruz. Siz geldiniz ama sizi size bir şey verecek, verebilecek bir şey söyleyebilecek miyim, söyleyemeyecek miyim? Onu da pek kestiremiyorum. Ancak köy enstitüleri neden kapatıldı? Demek ki bu tartışılacak. Onun neden kapatıldığını, neden açıldı? Neden köy enstitüleri diye baktığımız zaman neden kapatıldığı açıkça ortaya çıkıyor. Ben onu işte karınca kadarınca onu size söylemeye, bir köy enstitülü olarak, ben bir köy enstitülüyüm. Orada yetiştim. Pazarören Köy Enstitüsü'nü okudum. Sonra Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü'nü okudum. Orası 3 yıllıktı. Biliyorsunuz 3 yıllıktı ama köy enstitüleri 5 yıllıktı. Köy enstitülerde tatil yoktu. Yani onu bilmezler çoğu. Yılda 45 gün. 45 gün izinli olurdunuz. O 45 gün izinde de bir takım şeylerden sorumlu olurdunuz. Bir sene diyelim ki toplum bilim öğretmeniniz size bir görev verir. Der ki, benim başımdan geçenleri söylüyorum. Evinizde üretim araçlarının adlarını yaz. Köyünüzde üretim araçlarının adlarını yaz. Bana dosyada getir. Bir başkası, başka öğretmen, tarih coğrafya öğretmeni, işte yer adlarını yazacaksın. Ertesi seneki 45 günlük izinde, izin tatil değil.
izindi o gidişin adı. Onu topla getir. Bir başkası tarih, bir başkası söz derlemesi yaptırıyordu. Öyle bir şeydi. Yani haftada 43 saat ders yapıyorsunuz, iş yapıyorsunuz ve 5 yıl. Ama bugünkü ölçülere vurursanız o 5 yıl 7 yıla ulaşıyor. Ders saati olarak. Yüksek öğrencisi 3 yıl. Onu da saatlere, bugünkü üniversitenin, fakültelerin saatlerine uyarlarsanız 5, neredeyse 4,5 yıla, 5 yıla ulaşıyor. Şey böyle. Sonra Amme İdaresi'nde şeyimi yaptım. Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi'nde. Ve Georgetown Dil Enstitüsü'nü EAD bursuyla kazanmıştım. Onu şey yaptım. Dil öğrenme merakı. Şimdi ben diye benim anlayışıma göre ve şimdi sözünü edeceğim, izleyeceğim çizgiyle de göreceğiniz gibi köy enstitüleri bağımsızlık savaşının süreğidir. Bağımsızlık savaşının devamıdır. Ulusal bağımsızlık savaşının devamıdır. Neden bağımsızlık savaşının devamıdır? Atatürk Akdeniz'de düşmanı Akdeniz'e döktüğü zaman, Ege'ye döktüğü zaman çevresini alanlar, Fahri Tıpkı'ya anlatıyor bunu. Çevresini saranlar, paşam seni kutlarız, yaşa, çok yaşa, işte savaş bitti. Ne yapmak istersin, ne yapacaksın bundan sonra? Atatürk gülüyor, diyor ki savaş bitmedi. Henüz, savaş henüz başlıyor. Biz Anadolu'ya döneceğiz. 1000 yıllık, 2000 yıllık, 5000 yıllık, 7000 yıllık gerilikleri, cahillikleri ile savaşacağız. O savaşı yendiğimiz gün ancak bağımsızlık savaşını kazanmış oluruz. O savaşı yenemezsek bizim bugün yenmiş gibi göründüğümüz savaşın hiç kıymeti, harbiyesi olmaz. Atatürk'ün dediği bu. Onun için köy enstitüleri ulusal bağımsızlık savaşının devamı. Neden devamı? Bir kez devrim önderleri, devrim bir sınırda bir ülke teslim alıyor ama bu ülke hiçbir kurum yok. Sosyal kurum yok. Toplumsal kurum yok. Yalnız aldığı iki şey var, öge var. Bunlardan birisi kırık dökük bir kışla geleneği ve kırsal bir toplum. Okur yazar oranı 27'deki sayımlamaya göre 9-10'da 6 görünüyor. Bu 9-10'da 6'nın ne kadar okuyup yazar olduğu belirsiz. Benim anam imzasını atardı eski yazıyla. Babam imam olduğu için ona eski yazıyla öğretmiş. Onu imzasını atardı. 27 sayımında anam da okuma, okur yazar dizergesine alınmış. O da o sayımda geçiyor. Yani Arapçanın böyle şeyler, Arapça biliyorsunuz kimileri okuyabilir, yazamaz. Kimileri de yazar, okuyamaz. Öyle bir de şeyi var. Atatürk bu savaşı söylerken bir şeye dayanıyordu. Bir arkasında korku vardı. Atatürk'ü yeni savaşı nasıl yeneceğim düşüncesi vardı. Sebep şu. 1920'de, 21'de Ankara'da öğretmenler toplantısı yaptığı zaman söylediği, sizden ülke için fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür insanlar yetiştirmenizi istiyorum diyordu. Ama bunu derken Hamdullah Süpü ve Rıza Nur, sırayla onlar Milli Eğitim Bakanlığı Marif Vekili o zaman, vekaleti o zaman yaptılar. Harıl harıl İmam Hatip okulları açıyorlardı. Osmanlı Kurtuluş Savaşı sırasında 17 olan İmam Hatip okulunu bunların açma sureti 43'e yükseltti.
ülkenin değişik yerlerinde İmam Hatip okulları. Atatürk buna şey etmiyordu, dokunmuyordu ama savaş bir tarafta ateş içinde, bir tarafta insanlar harıl harıl bunu biliyorlardı, Atatürk'ün nereye gideceğini tahmin edebiliyorlardı. O önünü kesmek için bu işe girmişlerdi ve Atatürk'ün kaygısı buydu. Bu savaşın yenilmesi gerektiğini düşünüyordu. Peki bu savaşı nasıl yenecekti? Nasıl yenecekti? Kiminle yenecekti? Kurulmuş bir kurum yoktu. Bir kendisini destekleyecek bir bilim birikimi yoktu. Bir sanat birikimi yoktu. Diyelim ki Lenin gibi, Mao gibi arkasında binlerce yıllık bir düşünce birimi, birikimi, bir düşün birikimi yoktu. Yapayalnız bir adam. Çorak bir toprağa teslim aldı. Toplu şey değil, millet değil, ulus değil, ümmet. Ve sabah kalkıyor, padişahım, tekabber Allah, padişahım çok yaşa diye yatağına giriyor. Bu böyle bir toplum. Türk'üm deme, Türk olup olmadığının bilincinde değil. Çok eskiden bilincinde değil. Namık Kemal anlatıyor anılarında. Ziya Paşa ile Paris'e gittikleri zaman orada işte yazıcı, kayıtçı görevli, siz nesiniz diyor. Elhamdülillah Müslümanım diyor. Dedim diyor Namık Kemal. Canım ben sizin dininizi sormadım. Kim olduğunuzu sordum. Osmanlıyım dedim diyor. Böyle haber var. Bir Osmanlı diye bir aile var, bir şey var ama bir topluluk yok. Derken diyor, hangi dili konuşuyorsun? Konuşursun sen dedi diyor. O zaman diyor, ben Türk olduğumu anımsadım diyor. Namık Kemal gibi, hani hürriyet şairi falan diye abartırız, şey deriz ama ona da Avrupa'da anımsamış Türk olduğunu. Bu çorak toprağın kirizma edilmesi gerekiyor. Atatürk aynı zamanda büyük bir kirizmacı, devlet toplum kirizmacısı. Kirizma bir tarım terimi. Çiftçilik yapanlar ya da bağ bahçe şey derler bilirler. Bir yere bağ bahçe dikilecekse, ağaç dikilecekse, meyvelik yapılacaksa, ürüne dönüştürülecekse o yer, boz yer, 70-80 santimetre, 100 santimetre derinliğinden alt üst edilir. Belli alt üst edilir. Ondan sonra işte meyve bahçesi. Atatürk, toplumun alt üst edilmesi gerektiği inancındaydı. Anadolu'nun alt üst edilmesi gerektiği inancındaydı. O bir toplum, onun için ben onu böyle toplum kirizmacısı diye şey diyorum. Çünkü çok uzakları gören, çok daha geniş şeyi olan bir insan. Ve tabii devrimin şeyleri başlıyor. Yanarları, yansımaları başlıyor. Hadi harf devrimini yapalım. Hadi dil devrimini başlatalım. Halk evlerini açalım, Türk Dil Kurumu'nu kuralım, Türk Tarih Kurumu'nu kuralım, kuruluyor. Bunlar çıkıyor ortaya. Ama bunları yürütecek şey gerekli. Yani bu şeyleri, direksiyonda adamlar gerekli. O yok. Eski eğitim sistemi bunu vermiyor. Adamı ikna etmek zor. Ne yapmak gerekiyor? Bunun için insana gerekseme var. İnsanın gereksemesi var. Bu bir. İkincisi, Atatürk tarihi doğru okuyan bir insan. Tarihi doğru okuyan bir insan olduğu için 700 yıl Osmanlı'nın hep tepeden getirdiği olayları ters çevirmek istiyor. Yani oradan gelmesin. Eğer toplum için bir şey gelecekse tabandan gelsin. Tabanın örgütlenmesi, tabanın uyandırılması gereğini bir kere kafasına takıyor. Bunun yapılması gerekir. Bunu nasıl yapacağım ben?
kentlerdeki öğretmenleri toplayıp köye gönderemem. Bu olanaksız. Yani o bütçe bakımından olanaksız. O yetişen insanların tutum, davranış ve Anadolu'ya bakışları açısından olanaksız. Bunu da biliyor. Öyleyse köyü kendi içinden nasıl oluştururuz? Nasıl geliştiririz? İşte dış ülkelerdeki, yabancı ülkelerdeki bu tür çalışma yapmış, halkçıl çalışma yapmış insanları arıyor. Ve aşağı yukarı 1920'den itibaren, kendisi daha savaş bitmemiş, devlet kurmamış, 24'ten itibaren, 23'ten itibaren yabancı uzmanlar çağırıyor. Bu şeyi çağırıyor, efendim Döve'yi çağırıyor, şunu çağırıyor, bunu çağırıyor. Biz ne yaparız? Nasıl bir eğitim sistemi, nasıl bir şey yapalım ki biz bu uyuyan, uyutulan toplumu evriltebiliriz. Kitaplı topluma evriltebiliriz. Uygar topluma, uygar dünyaya yöneltebiliriz. Bunun tartışmaları başlıyor. Bu tartışmalar aşağı yukarı 1933'e kadar şey yapıyor. Tartışılıyor. 33'e kadar tartışılıyor. 33'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir şeyi var. Bir hükümete önerisi var. O hükümete öneri de Atatürk'ün 1 Mart 1922'de meclise getirdiği eğitimle ilgili önerileri var. Daha savaş içinde gidip geliyor, cepheye gidip geliyor ama mecliste bütçe lafı geçtikçe, çünkü biliyor da bir taraftan İmam Hatip okulları hızla artırılıyor. Bunu önlemek için mecliste bir konuşması var. Ayrıntılar girmeden onu söylemeye çalışayım. 1 Mart 1922 meclis konuşmasından şöyle eğitimi şey derken, şey olarak ben o kalıcı maddeleri size sunacağım. Eğitim, Türk eğitimi ulusal olacak diyor. Birinci madde bu. Türk eğitimi ulusal olacak. Devrimi, yaptığımız savaşın, o zaman öyle konuşuyor, yaptığımız savaşın anlam ve önemini kavrayıcı olacak. Yani bunu koyuyor. Onu koyuyor oraya. Cumhuriyet lafı yok o zaman. Ondan sonra kesinlikle uygulamalı ve üretici olacak diyor. Çünkü biz perişanız. Biz üretmeden yaşayacak bir toplum, yaşayabilecek toplum değiliz. Toplum durumunda değiliz. Hiçbir hazırlığımız yok. Hiçbir şeyi yok. Bomboş her taraf. Bir başka üçüncü madde olarak orada geçer. Çağının ve Türk toplumunun isterlerine cevap verir nitelikte olacak diyor. Ne gerektiriyorsa onu onu yanıtlar, ona yanıt verir, nitelikte olacak diyor. Şimdi bu şey, tabii savaş bitiyor. Dediğim gibi kurumlar oluşuyor. Demin dediğim halk evleri, tarih kurumları, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, efendim yazının değişimi filan, bunlar oluyor. Bunlara eleman yetiştirilmesi gerekiyor. O zaman Galip, Doktor Reşit Galip, Milli Eğitim Bakanı. Tabii bir taraftan da üniversite reformu var. Diyor ki doktor, üniversite reformuyla birlikte bu halkın eğitimi ne de bir çözüm bulacaksın. Bunu hemen istiyorum diyor. Ve 7
28 Haziran 1933 günlerinde 1933'ün 7 Haziran'dan 28 Haziran'a kadar Reşit Galip'in başkanlığında bir köy komisyonu diyor o zamanki deyişle köy komisyonu kuruluyor. O komisyon nasıl bir öğretmen gerektiği bizim için Atatürk'ün bu daha önce okuduğum o 3 maddelik maddeyi nasıl uygularız diye onu tartışıyor. Ve o tartışmadan bir şey çıkıyor. 4 maddelik bir karar çıkıyor. Bakın o karar şöyle. Birinci madde şu. Köyün inanışına etkili olma niteliği taşımalıdır öğretmen. Köyün inancına etkili olma niteliği taşımalıdır diye bir madde, birinci madde. Atatürk onu el yazısıyla şu açıklamayı koyuyor onun yanına. Yani devrimcilik, cumhuriyetçilik, demokratlık, laiklik gibi cumhuriyetin genel temellerinin demellerini kavrayıcı bir nitelik. Ona el yazısıyla bu açıklamayı koyuyor. İkincisi, köyün ikinci madde, köyün yaşayış ve davranışlarını etkileyebilme niteliği taşımalıdır öğretmen diyor diye kurumdan bir karar çıkıyor. Atatürk bu şeye yani diyor, aynen yani diye yazmış oraya, medeni kanunun köyde uygulanmasına bu kanunun ailede ve öteki beşeri ilişkilerde etkili olabilecek şekilde halka anlatılmasında etkili olması. O zaman bakın medeni kanunun anlatma görevini öğretmen üstlenmelidir diyor, diye bir şey koyuyor. Efendim üçüncü maddede şöyle kurul şöyle bir karar alıyor. Köyün maddi ve ekonomik yaşayışına etkili olma niteliği olmalı diyor kurul. Atatürk bunun hemen karşısına yani gelişmiş tarımsal yöntem ve tekniklerle köye tekniklerin köye girmesine köylüler arasında mal değişimi ve düzenli, denetimli bir pazar oluşmasında önderlik edici niteliği diyor. Dört son madde kurul şöyle bir madde geçiyor. Bütün bunların üstünde çağdaş bir aydın olma, köylüye kendini kabul ettirebilme niteliği diyor. Atatürk bunun hemen karşısına yani iyi yetişmiş işinin ve mesleğinin temel tekniklerini iyi kavramış bütün bunların ötesinde mesleğinin temel ilkeleriyle felsefesini yetkin